arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok çok kolay ve güzel bir çiçek yapımı çalışacağız. Çiçeğimiz için örgü bilmemize gerek yok. Bir tane çatalımız, işte makasımız, iğnemiz ve biraz ipimiz, boncuğumuzun olması yeterli. Tamamen el yeteneğine dayanan güzel bir çalışma yapacağız. Çocuklarımız varsa tatil günlerinde onlarla güzel bir aktivite de olacaktır bu çalışma. Ya da çeşitli örgülerimizi süslemede ya da kumaşların üzerinde güzel süsleme çalışması olarak bu çiçekten yararlanabiliriz. Oldukça kolay bir yapımı var. Şu şekilde monte edildiği yerde de çok şık duracaktır. Her türlü iple bu çalışma yapılabilir. Ben lif ipi kullandım, koton ip kullandım, kalın atık ipi kullandım. Hepsiyle gayet normal bebe ipi kullandım. Hepsiyle de çok çok güzel ve şık bir çalışma oldu. Yapımı da oldukça kolay. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane büyük boy çatala ihtiyacımız var. Şimdi ilk önce işlemimize düğüm atarak başlıyoruz. Çatalımıza bir tane düğümümüzü atalım. İkinci bir düğümü atıp sıkılaştıralım. Evet. Ve düğümümüz ortada kalmasın. Şu şekilde alıyorum. Sol tarafa doğru çatalımızın sonu. Sonrasında ipimi şu şekilde büküyorum. Bakınız, ipimi böyle alıyorum. Şöyle büküyorum. Tekrar takalım. Sorun değil, bakınız. Düğümüm yanda olacak. İpimi büküyorum. Ve çatalı bu bükümü içinden geçiriyorum. Sonra şuradan çekiyorum uzun yeri. Tekrar ipimi büküyorum. Buradaki alandan geçiriyorum. Ve şöyle diğer tarafından sıkıştırıyorum. İpimi büküyorum. Tıpkı şişlere ilmek aldığımız gibi içinden geçiriyorum ve uzun tarafından çekiyorum. Büküyorum. İçinden geçiriyorum. Şöyle görülmesini istediğim için yavaş yapıyorum, bakınız. Şu şekilde düzeltiyorum, büküyorum. Bükelim. Ve bu işlemimizin tekrarıyla biraz çatalımızı dolduralım. Büküyorum, alıyorum. Biraz daha devam ettim. Yeterli oldu çiçeğimiz için. Şimdi bırakıyorum. Ve ipimi dikecek kadar uzunlukta kesiyorum. Ve şöyle kalın deliği olan iğneme takıyorum. İğnemden geçiriyorum ipliğimi. Evet. Şu şekilde. Elimizdeki koton ipimiz. Bakınız, şuradaki dikiş gibi olan kısımlar şöyle tuttuğum zaman sol tarafta. Diğer düz yer ise sağ tarafta. Şimdi arkasını çeviriyorum. Dikiş gibi olan kısmımız sağ tarafa geçti. Diğer kısım solda. Şimdi şöyle alıyorum. Üzerinden geçirelim. Şöyle bakın, üstünden. Yukarıdan iğnemin tersiyle yapıyorum ki iplerim yarımlanmasın. Bakınız. Geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim alt kısma. Şimdi tekrar şurada en sondaki, en soldaki çatalın bulunduğu aradan yukarıdan bir daha iniyorum. Şöyle elimle de burayı tutuyorum. Elimle tuttum, bakınız, şu kısmı. Ve burayı şöyle sıkıştırıyorum. Elimle tuttum. İpim aşağıda. Ve şöyle sardığımla ipimin arasından geçiriyorum. Bir nevi düğüm atıyorum buraya. Bakın, şöyle sıkıştırıyorum. Burayı merkez yapacağız. Tekrar yukarıdan bir daha aşağı inelim.
İpliğimin tersini kullanıyorum, bakınız ki ipim yarımlanmasın. Altından geçtim, ikinci kez düğümümü attım, sıkıştırıyorum, sıkıştırabildiğim kadar çiçeğimin ortasını oluşturacak bölüm ve buraya bir tane düğümümü atıyorum. Son düğümümüz. Ve ipimi buradan kesiyorum. Şişimden çıkarıyorum. Çatalımdan çıkardım. Şişe ağzımız alıştığı için. Şu şekilde bakınız, dümdüz durmakta. Kenarından başlayarak şöyle elimizle açalım nazik bir şekilde. Yukarıdan tutuyorum. Nazik bir şekilde açma işlemimi yapıyorum. Bakın, çataldan çıkardıktan sonra tamamen el becerimizle bu kısmımızı çiçek formuna getiriyorum. Gördüğümüz gibi çok şık oldu. Bütün süslemeler, istediğimiz süslemeler de kullanabiliriz. Ortasına bir tane boncuk dikelim. Mavi renkli boncuğumu dikmek istiyorum. Şuradaki ipimiz vardı, bakınız. Onu şöyle arkaya kıvırıyorum. Şu ortaya. Yine çiçeğimizin formunu bozmadan. Burası arka kısım olacak. Çeviriyorum. Ön tarafa boncuğumu yerleştiriyorum. Düğümümü atıyorum. Bir tane düğümümü attım ve arkadan geçiyorum. Boncuğumu nazik bir şekilde dikiyorum. Bakın, hiçbir şekilde uzantımız da olmadı. İp uzantısı da gayet güzel oldu. Dilerseniz, ihtiyaç varsa yine geçebilirsiniz. Ben düğümümü atıyorum. İlk başlangıç ipimizi de buraya monte ettik. Şuradaki bakınız, düğümümüzü atmıştık. Tekrar buradan keselim. Şurada fazla kalan ipimizi de alalım. Son düzenlemelerimizi yapalım ve çiçeğimize şöyle bir göz atalım. Ne kadar güzel oldu. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Evet, istediğiniz renk ve çeşitteki iplerimizle bu güzelliklerden dilediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Yani bizler için gerekli olan tek şey kullanıma uygun çatalımız, işte makasımız, iğnemiz olacaktır. Çocuklarınızla güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Bu süslemeleri dilediğiniz her yerde de severek kullanacağınıza eminim. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.